Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine sıcak yaklaşmadığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. İbrahim Kalın o açıklamayı biraz yumuşattı. Kapıyı tamamen kapatmıyoruz diyor. İskandinav ülkeleriyle müzakereler yapacağını da belirten Kalın, özellikle Stockholm'de terörist faaliyetlerin önüne geçilmesinin istendiğini vurguladı. Ve 6 ayda 12. zam. Benzinin fiyatı 1 lira 68 kuruş. Çay üreticisi buna karşın beklediğini alamadı. Beklenenden çok daha düşük bir yaş çay alım fiyatı açıklandı. Ve Trabzonspor kupasına kavuştu. İşte o haberler de Gazete Pencere'nin birinci sayfasında. İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Davutoğlu esnaf ziyaretlerine devam ediyorlar. Arka arkaya getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Akşener dün Mersin'in Mut ilçesindeydi. Elektrik faturasını gösterdi bir esnaf. Akşener'in yanına geldi. Recep abi bizi bitirdi sağ olsun diye seslendi. Kan alıyor. Sağ olsun yani Recep abi bitirdi. Yani sağ olsun Recep abi bitirdi. Piyasayı bitirdi Recep abi sağ olsun. Tamam mı? Heh, olay bu yani. Nasıl çıkacağım bu işin içine? Bana bir anlatıver şimdi bir sen. Haydi. İşin içinden çıkamadığı elektrik faturasını gösterdi Meral Akşener'e. Bana sen anlat dedi döner satan esnaf. 4465 lira yani bu ödenecek tutar. 1500 lira civarında gelen elektrik faturasına bir tane bir. Yani yazık değil bu. Üstelik günlük 10 kilo satabildiği dönerin maliyetini de anlattı. Biz esnaf bittik. 10 kilo döner satıyorum. Ta 10 kilosu 50 lira. Tamam mı? Piyasa bitti şu anda. İYİ Parti lideri Meral Akşener Mersin'in Mut ilçesindeydi. Esnaf ziyaretlerine devam etti. Şey defteriniz var mı veresiye? Var. Kaç lira? Şu anda kaç lira? Hesap etmedim. 50 vardır. Geliyor yarısını veriyor, yarısını yazıyor. Bunlar... Eczanede ödenemeyen ilaç masrafı, fatura ödeme merkezinde altından kalkılamayan elektrik masrafı vardı. Tarımsal sulama ile alakalı. Örnek veriyorum 1000 liralık gelen bir faturada şu an 2500-3000 lira civarı geliyor. Meral Akşener'e ilçede ilgi yoğundu. Davutoğlu ise Adıyaman'daydı. O da esnafla bir araya geldi. Bir esnaf onun yanına yaklaştı. Gözyaşlarını tutamayanlar vardı. Ekmeğim yok bizi kurtar diye seslendi. Ağlatanlar işte. Türkiye'deki ekonomik kriz derinleşiyor. Her kalemde gelen zamlar yurdun dört bir yanında herkesi isyan ettiriyor. Adıyamanlılar da zam ve artan maliyetlerden dertli. Öyle ki kimi zaman yurttaşın ekmeğe verecek parası bile olmuyor. Bak ekmeğim yok ekmeğim. Bizi kurtar abi bizi kurtar. Bak dağına gitmişim bunları toplamışım ekmek davasına. Tartışım da olmuyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Adıyaman'daydı. Yurttaşların dertlerini dinledi. Ekonomik sıkıntılarını anlatan bir video yayınladı. Ey bir eli balda, bir eli manda yoğurdunda olan efendiler. Adıyaman'dan yükselen feryadı duyun ve utanın notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. Ağlatanlar işte böyle ağlatanlar bu millet. Vallahi arkadaşlar, arkadaşlar. Ekmeği unuttum, evet. ekmeği. Vatandaşın isyanıyla karşı karşıya kalan Davutoğlu gözyaşlarını tutamadı. Sarılıp ağladı. Hesabını mutlaka soracağız diye belirtti. Sizin hakkınızı, hukukunuzu 3-5 tane yolsuz adama yedirdiler. Biz onların hesabını soracağız ve size hakkınızı geri getireceğiz. Daha önce AKP'ye oy veren biri de ekmeğe gelen zamdan yakındı. Artık bıçak kemiğe dayandı dedi. Yeter yeter bıçağı çıkaracağım kemiğe dayanmışla. Yok etti bizi yok. Bugün Adıyaman'da ekmek 3 lira oldu. Dinimizde yasal olsaydı intihar ederdik. Allah olmuyor. Yeter artık bunlardan. Ne söylüyorsunuz? Tiskinlik ben AK Parti'ye oy vermiş bir kişi. Ben 93'te konuşuydum. 18 yıl çalıştım. Bana emeklilik hakkını vermediler. Evrensel Gazetesi'nin birinci sayfasıyla devam edelim hafta sonu sabah yayınımıza. Manşetteki haber, malzeme yapmayın, karanlığı aydınlatın diyor Evrensel Gazetesi. Siyasette karanlık dönem vurguları öne çıktı deniyor. Tekrarlanan 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında
yaşanan şiddet dönemini hatırlatmaları arttı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Sadat çıkışı, seçim öncesi siyasi suikast istihbaratı mı alındı sorusunu gündeme getirdi deniyor. Parti liderlerinin 7 Haziran seçimleri sonrası gibi şiddet dalgası planlanıyor çıkışları artarken dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu konuştu. Daha önce sarf ettiği 1 Kasım 2015 seçimlerine giden süreçteki defterler açılırsa birçok insan önüne çıkamaz sözüyle kimi kastettiğini sıraladı. Erdoğan, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak. Ülkenin adeta kan gölüne çevrildiği 2015 Kasım seçim dönemine ilişkin lider açıklamalarının dar siyasi hesaplaşmaya malzeme olarak gündeme getirildiğini belirten 10 Ekim Ankara katliamı davası avukatları mücadelenin süreceğini belirtiyor. Karanlık sürecin tüm yönleri ve sorumlularıyla aydınlatılması talebi adalet mücadelemizin temelidir diyorlar. Gerçekler açıklansın diyorlar. Sadat iktidarın karanlık koridorudur. Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliğine zarar verebileceği ve terörist yetiştirildiği açıklamalarıyla yeniden gündemde Sadat. Evrensel'e konuşan CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, Sadat iktidarın karanlık arka koridorudur. Seçimde her tedbiri göz önünde bulundurmak zorundayız. Deşifre olmaları önemliydi diyor. İsyan ettiren gerekçe Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili tutuklandığı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı davada mahkemenin gerekçeli kararı isyan ettirdi. Darp cebir uygulandı ama fenalaşınca kendine getirmeye çalıştı. Öldürme kastı yok deniyor. Çağdaş Türk'ünün üyesi Bahadır Su da yaşamını yitirdi. Onunla ilgili bir haber var yine Evrensel'in birinci sayfasında. Dünya Çiftçiler Günü, Çiftçi Darda, Kıtlık Kapıda başlığıyla bu habere de yer verilmiş. Türkiye'de üretim yapan çiftçiler bu sene de yoksullaşarak karşıladı Dünya Çiftçiler Günü'nü. Rakamlar verilmiş. Bir yandan buğdaydan kötü haber var. Hindistan'dan buğday ithal etmiştik. Hindistan ihracatı kısıtlayınca buğdayın ton fiyatı rekor kırdı. Muhalefet AKP iktidarına çağrı yaptı. Çiftçinin sorunlarını çözmezsek gıda krizi daha da derinleşir diyorlar ve yaş çay alım fiyatları maliyeti 10 lira ama çaya 7 liralık yaklaşık bir fiyat açıklandı. 6 lira 70 kuruşluk prim 30 kuruşa çıkarıldı. 7 yıl sonra prim fiyatına bir zam yapıldı ama 10 lira olan maliyetin altında kalıyor yaş çay alım fiyatı. Evrensel işte bu şekilde birinci sayfasına taşımış ama bu yaş çay alım fiyatının açıklanmasının ardından üreticiler çok dertli, çok mutsuzlar. Birçoğunun endişesi var. Çiftçi diyor ki bu açıklanan rakam özel sektörde çay alım fiyatlarını daha da aşağı çekebilir diyorlar. Endişeli çiftçi, gelin o haberi bir getirelim ekranlarınıza. Yaş çay alım fiyatının açıklanmasının ardından çiftçi ne diyor, üretici ne diyor bir izleyelim. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa. Kilogramda 13 kuruş alan destekleme fiyatını da 30 kuruşa çıkartıyoruz. Çaya gidiş geliş, çay parası yani mazot parasına ancak gidecek. Verdiği çay parasının fiyatı ne? Yani bununla mı kandırıyor bizi? Unun çuvalı 500 milyon olmuş, zeytinyağın 5 kilosu 200 milyon olmuş. Benim için o fiyat hiç bir şey. Verdiği fiyatın üstüne bir kat daha eklemesi gerekiyor. 6.70 TL çay fiyatı komik bir rakam. Enflasyon oranına bile yani enflasyonla halkın yoksullaşma oranını bile karşılamıyor. Çay hasadı sezonuna sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yaş çay alım fiyatını müjde diyerek açıkladı ama çay üreticisi yine umduğunu bulamadı. İşte bu verdiği fiyat midir? Ya
Allah'ın izni verirse gübrenin fiyatı kaç liradır, çayın fiyatı kaç liradır, bir paket çay 55 lira almış. Biz ne yapacağız yani? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı yaş çayın alım fiyatını 6 lira 70 kuruş olarak açıkladı. Kilogram başına uygulanacak destekse 30 kuruş. Desteklemeyle kilogramı 7 liradan fabrikalara verilecek. Ancak açıklanan destek ne gübreye gelen %300